Aslında bugün hem Orta Doğu hem Avrupa ile Türkiye arasındaki ilişkilere dair bir araştırma önergemiz vardı. Ancak bu kabul görmemiş. Gerekçe geldi mi bilmiyorum ama daha gelmedi. Gerekçeyi de alamadık. Muhtemelen bazı içeriği yüzünden uygun bulunmamış. O açıklamayı bekliyoruz, hele niye uygun bulunmamış. Dolayısıyla eski bir önergemizi biz bir daha işleme soktuk. Daha önce kabul görmüş bir önergeyi o çerçevede söz hakkı almış bulunuyorum. Şöyle söyleyeyim, Türkiye genel anlamda Orta Doğu'daki ve Avrupa'daki yapısal büyük dönüşümlere bir türlü ayak uyduramıyor. Biliyorsunuz malum son 5-6 yılda Türkiye'de önce stratejik derinlik, sonra değerli yalnızlık politikaları işlendi. Bunların iflas ettiği görüldü. Şimdi de içte son derece popülist, dışta son derece reaksiyonel bir şekilde Türkiye dış ilişkilerde bir bloktan başka bir bloğa savruluyor. Bundan kastım darbe girişiminden sonra Şangay fantazileri kurmaya başlayan Cumhurbaşkanı ve AKP hükümeti, Şangay Beşlisi'yle yakınlaşma ve mülteci krizini Avrupa'ya karşı kullanma, tehdit ve şantajlarla öyle görünüyor ki yeni bir pozisyon almaya çalışıyorlar. Ortada son derece ilginç bir durum var. Daha önce bu kürsüde defalarca dile getirdik. AKP döneminin en büyük dış politika meselesi sürekli olarak dış politika meselelerini iç politikaya malzeme etmiştir. Bugün de etmeye devam ediyor. Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, NATO, Batılı birçok kurumla 70-80 yıldır kurduğu yapısal kurumsal ilişkiler var Türkiye'nin. Ama darbe sürecinden sonra bütün bu ilişkileri yerinden çıkarıp son derece maceracı bir şekilde Rusya'yla bir flört aşamasında yeniden, belki Rusya, belki Çin üzerinden yeniden bir pozisyon yakalayabilirim gibi düşünüyor. Değerli arkadaşlar, açık söyleyelim size, Batı dünyasında buna gülüyorlar. Bir, gülüyorlar. Ciddiye almıyorlar. İki, üçüncüsü, bakın Şangay üzerinden o kadar fırtına koparıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı Putin'e sevgili dostum dedi 8 aydan sonra Rus jetinin düşmesinden sonra. Bugün Rus jetinin düşürülmesinin yıl dönümü 24 Kasım. O çok güvendiğiniz Rusya'nın müttefiği Esad bugün Türk askerlerine saldırdı. Tesadüf bir tarih değil herhalde. Bir parça siyaset bilen bunun tesadüf olmadığını bilir. Yani o dostum Rusya'nın, Putin'in müsaadesi olmadan, rızası olmadan Esad'ın bir NATO ülkesinin askerine havadan saldırması çok mantıklı gelmiyor bize. Dolayısıyla şöyle söylüyoruz size. Avrupa'yla ilişkileri popülist ve reaksiyonel bir şekilde biz rafa kaldıralım. Biz başka havzalara açılalım, Şangay'a açılalım. Olabilir. Yani Türkiye bu güçler dengesinde tabii ki kendi çıkarlarına göre yeni bir pozisyon almalı ama bunu popülist ve reaksiyoner bir şekilde yaptığınız zaman açıkça söyleyelim, dünyada pirince giderken evdeki bulgurdan da pekala olabilirsiniz. 2011 yılında İsrail karşıtlığı üzerinden one minute seçim söyleminiz, 2014-2015 seçimlerinde Rabia işaretleriyle sokaklarda, seçim meydanlarında faaliyet yürüttünüz. 2017 erken seçim referandumuna veyahut da olmazsa erken seçime öyle görünüyor ki Avrupa karşıtlığı üzerinden gidip içerideki milliyetçi cepheyi sağlamlaştırmaya çalışıyor. Beyhude bir çabadır. Az önce haber geldi. Avrupa Parlamentosu 6 grubun oy birliğiyle 37'ye karşı 479 oyla Türkiye ile müzakereleri geçici olarak dondurma kararını aldı. Bu tavsiyesini Avrupa Birliği ve Avrupa Komisyonu'na iletecek. 14-15 Aralık 2016'da bu mesele Avrupa Birliği Konseyi tarafından görüşülecek. 107 çekimser oy var. 2004 yılında değerli arkadaşlar, AK Partili arkadaşlar bir dinlenseniz.
2004 yılında müzakerelere destek Avrupa Parlamentosu'nda 2004 yılında 407 evet, 262 hayır vardı. Ve hayır diyenlerin içerisinde muhafazakarlar vardı. Sizi en fazla destekleyen gruplar başta Sosyal Demokratlar, Yeşiller, soldakiler, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin düzelmesini, bu sürecin başlamasını istiyorlardı. Kala kala 37 kişi kalmış koca Avrupa Parlamentosu'nda. Diyebilirsiniz ki bu sembolik bir şeydir canım, tavsiye kararıdır, verir. Ama piyasalar öyle düşünmüyor değerli arkadaşlar. Piyasalar öyle düşünmüyor. Nasıl? Size söyleyeyim. Bu haber gelmeden bir saat önce Merkez Bankası 34 ay sonra ilk defa faiz artırımına gitti. Cingözler ya. Biraz doları aşağıya çekelim. 37'ye kadar çektiler. Hani ani bir çıkış olmasın. Basit ayak oyunlarıyla, para politikalarıyla böylesi bir yapısal krizi öteleyebileceklerini düşünüyorlar. Dolar yeniden 37'ye indikten sonra 40'a yeniden çıkmaya başladı. Tabii şu da var. Bazı aklı evveller şöyle diyor, dolar yükselmiş. Dolar yükselmiş diyor ki bu mesele bizim meselemiz değil, Amerika düşünsün. Bunlar da danışmanlık yapıyorlar, hayretle izliyoruz. Rusya'daki jet düşünce de biz doğalgaz değil tezek yakarız demişlerdi. 8 ay sonra şu an cezaevinde olan eş başkanımız çok kıymetli Selahattin Demirtaş'ın sözleriyle Putin'e çiçekli böcekli mektuplar gönderip özür dilenmişti. Devam edin, devam edin. Şunu söyleyelim arkadaşlar, bu kafayla giderseniz bizim eş başkanların ve vekillerin yanında boş hücreler var. Sizi de oraya göreceğiz. Emin olun, rahat olun. Bu kafayla giderseniz Türkiye'yi bin bir türlü askeri politik müdahaleye açık kılarsanız çok gülmeyin. 4 ay önce darbeyi geçirdiniz. Cizre'yi biz burada konuşurken bize gülüyordunuz. Bodrumlara saklandığınız zaman onların halini anladınız. Bu asker öldürüyor mu, sivil halkı öldürmüyor mu diye. Ama öyle görünüyor ki öyle görünüyor ki çok ders almamışsınız. Ders almamışsınız. Önünüzü göremiyorsunuz. Tabii. Ya işte başkan, bir şey söyleyecek misiniz bunlara? Pazarda... Sayın milletvekiller lütfen. Bakın işte. Sayın milletvekillerim. Sayın Bak, müdahale etmeyelim. Sayın Özsoy bitirsin, gerekirse sataşma varsa konuşuruz. Siz bitirin Sayın Özsoy. Nasıl konuşayım? Osman Bey'in sesini bastırın Sayın Özsoy. Ya buyurun. Pazarda karpuz satmıyoruz arkadaşlar. Dış politika konuşuyoruz. Sayın Bak, lütfen. Pazarda karpuz satmıyoruz. Ne kadar bağırırsam o kadar çok müşteri gelir gibi psikolojiniz var. Geçelim bunu. Pazarda karpuz satmıyoruz. Ciddi bir mesele konuşuyoruz. Sayın Bak, lütfen, yeterli, tamam. Sayın Bak. Başkanım, ben Sayın Bak, istiyorum. Sayın Bak, bana bak lütfen. Lütfen Sayın Bak, tamam. Tamam Sayın Özsoy, buyurun. Peki. Sayın Özsoy, siz devam edin. Sayın Bak, lütfen. Arkadaşlar, ben Ahmet Bey bir saniye arkadaşlar, ne oldu? Arkadaşlar, Sayın Özsoy nezaketiyle anlatıyor, lütfen beğenirsiniz beğenmezsiniz, lütfen. Gerekirse cevabını versiniz sonra. Arkadaşlar bir saniye, ya bir saniye Osman Bey, bir saniye bir şey söyleyeyim. Bakın, Cizre'de bütün oğlanlar olurken biz burada ne dedik? Dedik ki darbe mekaniği işliyor. Dedik ki bu ülkeye geliyor. Başka bir şey var dedik. Bak, burada boğazımızı patlattık. Defalarca burada konuştuk. Tamam. Tamam. Var ya. Bakın. Cizre'de, Hakkari'de, Şırnak'ta, Diyarbakır'da bütün o askeri operasyonları yönetenlerin hepsi şu an FETÖ'den içeride. Önünüzü göremiyorsunuz. Burnunuzun ucunu göremiyorsunuz. Bunu diyoruz. Bu kafayla giderse Bu memleket başka müdahalelere açıktır diyoruz. Tehdit ediyorsun. Ya maço konuşmayın. Sizin bu maçoluğunuz üzerinden ben oturup burada konuşmayacağım. Pazara gidin karpuz satın diyorum size. Başka bir şey demiyorum. Gidin karpuz satın. Evet.
tek bir şey söyleyeyim. Ayhan Bey, çok kıymetli parti sözcüğümüz Ayhan Bey. Ben hemen bitiriyorum. Bir saniye sayın milletvekilleri, lütfen cümlenizi bağlayın. Bağlayın. Evet arkadaşlar. Tamam. Sakin olun. Tamam, buyurun bitirin. Açın. Arkadaşlar siz müsaade etmiyorsunuz. Tamam. Bu sefer Osman Bey durdu. Çok buyurun, kıymetli sayın. Ayhan Bilgen parti sözcüğümüz bir gün bu kürsüde aynen şöyle demişti. Tam olarak hatırlamıyorum ama sanırım Kur'an'dan bir ayetten mümin ve münafığın tarifini vermişti. Değil mi? Müminler herkesi dinlermiş, iyi olanla amel edermiş. Münafıklar ses çıkmasın diye seslerini çok fazla yükseltirlermiş. Bir şey demiyorum, buradan kim ne yorum çıkarırsa. Seslerini yükseltirlermiş, bastırırlarmış. Ben çok bir şey demiyorum. Genel kurulu saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öyle görünüyor ki siz darbeden ders almamışsınız. Allah sizin sonunuza hayır etsin.